Nigeria'dan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu çok hoş modeli çalışacağız. Hem örümü çok kolay hem de görüntüsü çok güzel olan modelimiz. Bluzlarda kullanıyorlar, yazlık örgülerde. Ve şimdi bunu kalın, rahat görünsün diye kalın bir ipte yaptım. Göstermek için. Şimdi koton ipte nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun için, yani örnek için 6'nın katı artı 1 zincir çekmeniz lazım. Tabanı bu şekilde oluşturuyoruz. Yani şu bir tane motif 6 artı 1'den oluşuyor. Şu kenarından zincirle çıkmak isterseniz de. 6'nın üstüne kurulmuş. Son direk için birimizi, fazladan bir zincirimizi çekiyoruz. Şimdi hemen başlayayım. Elimde bir koton ipim var. Bir de 3 milimlik tığım var. Şimdi ben burada daha ufak bir modelle göstereceğim. Yani şu üçlüsünü falan yaparız. Ya da ikili. Zincirimi oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6'nın katı artı 1 demiştik şu şekilde. 19 tane, 3 tane yapacağım. 19 tane zincirimi çektim. Sonra 19. zincirimden tutuyorum. Trabzan için de ilk başta zincir çekmem gerekiyor. Yan taraftan çıkabilmem için şöyle yapayım. 18 tuttum en sonuncu zincirimi. 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Başını doluyorum. O tuttuğum zincire bir ikili trabzan yapacağım. Yani 2 defa da 1, 2 defa da toplama. Yine başını doldum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Yine 1, 2 defa da topluyorum. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. 1, 2 defa da topluyorum. Zincirin sonuna kadar ikili trabzanlarımı yapıyorum. Son trabzanı da yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Arkaya dönüyorum. Arkaya döndüğümde hemen bu dibindeki yere bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi oluşturdum. Daha sonrası şu alt tabanları oluşturmam lazım. V'leri oluşturmam lazım. Buradan 1, 2 tane zincir çekiyorum. Alttan da 1, 2 tane yuva atlıyorum 3.'ye. Başını doladım. 1, 2 tane yuva atladım. 3. yuvaya 1, 2'li trabzan yapıyorum bir tane. Bu şekilde. Sonra araya 1, 2 zincir. Başını doladım. Aynı yuvaya 1, 2'li trabzan daha yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar aşağıya 1, 2 yuva atlıyorum. Üçüncüsüne sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Her bir şeyimiz bu öyle olacak. Alttan zıplayarak. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. 1, 2 yuva atladım. Üçüncüsüne ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 1, 2 zincir. Yine aynı yuvaya ikili trabzanım. Yine 1, 2, 3 zincirle yere bu sefer 1, 2, 3. yuvaya sık iğne. Umarım anlaşılıyordur. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. 1, 2 yuva atladım. Üçüncüsüne yine V'mizi yapacağız. Şu şekil. 1, 2 zincir. Aynı yuvaya bir trabzan daha. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3.'ye yine birleştiriyorum. Şimdi bakın burada bir tane daha var ya, oraya da son, buraya da bir sık iğne. Çünkü öyle başlamıştık. Sık iğne ile başlamıştık şurada. Aynı şeyi burada da oluşturmam gerekiyor. Böylece ikinci sırayı da oluşturduk. Geldik 3. sıramıza. 3. sıramızda yine zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Buraya geldim. Şimdi burada puflar oluşturacağım. Her bir V'nin içine bakın kaçar tane var? 3'er tane pufum var. Puf yaparken başını doluyoruz. İçinden geçiriyorum. Tığımın üstünde bırakıyorum. 1, başını doladım. 2, başını doladım. 3 defa doluyorum ve sonra hepsini birden
çekiyorum. Zincirimi de çektim. Kilit yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde olacak. Yine başını doluyorum. Aynı yuvaya 1, 2, 3. 3 defa topluyorum. Yine hepsini birden topladım. 1, 2 zincir çektim. Yine başını doluyorum. Yine aynı yuvaya 1, 2 ve 3 tane topladım. Yine hepsini birden çekip kilitledim. Bakın böyle arada üçlü puflarımız oldu. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hiç buralara ellemeden bir sonraki pufa geçiyorum. Yine oraya 1, 2, 3 tane çektim. Hepsini birden topladım. Araya bir zincir. Yine başını doladım. 1, 2, 3. Topluyorum hepsini. 1, 2 zincir. Yine aynı yuvaya 1, 2, 3. Hepsini topladım. Yine bir zincirle kilitledim. Şöyle düzelecek orası. Bu şekilde bunun sonuna kadar geliyorum. Yine araya 2 zincir yapacağım. Sonrakini de yapacağım. Evet, sona geldim. Bir zincir de yine çektim buraya. En son şu sık iğne yapmıştık ya sonlarda. Oraya bir ikili trabzan yapıyorum. Ve bu da kenar direğim mi dersiniz artık. Ben direk diyorum ama. Onu oluşturuyoruz. Şimdi geldik yukarı. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve şuraya döndüm. Şimdi nelerimizi yapacağız? Bakın burada kutularımız var. Bu kutuları yapacağım. İlk kutu şunun başında, bakın başlarını. Daha demin oluşturduğumuz pufların şu ikisinin arasında şuralarda bakın delikler var. Buralara ve boşluğa yapacağım. İlkinde zaten boşlukta olduğumuz için şurada ona yapmıyoruz. Direkt puf, iki pufun arasındakinden yapacağız. Başını doladım, buraya geldim ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Başını doladım, sonraki. Sonraki bu araya. Yine bir zincir çekiyorum. Elimi sıkmıyorum. Bol bırakıyorum elimden geldiğince. Sonra bu ikisinin arasındaki boşluğa. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Yine bir zincir. Sonra öbür pufumun arası. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yapıyoruz. Model bu kadar aslında. Ama bu zincirin üstüne oluşturmayı da göstereceğim. İlk tabanda yaptığımız gibi. Sonra buraya bir zincir, sonra buraya yine bir zincir. Şimdi burada bakın son kısımdayız. Buradaki son kısımda da yine aynı şekilde buraya bir tane yapacağım. İsterseniz zincirin içinden de geçebilirsiniz hareket etmesin diye. Geçiremedim. Şöyle. Karelerimizi de oluşturmuş olduk. Şöyle oldu. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirle çıktım. Yukarıya arkaya döndüm. Şimdi buradaki gibi yine trabzanlarımı oluşturacağım. Başını doluyorum. Hemen boşluğa, buradaki ilk boşluğa bir trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Hem direkleri hem boşlukları yapacağız. Bakın bu direğin başında ne var? Bir tane var oraya. Kilitle. Başını doldum boşluğa. Başını doldum yine direğe. Yani bir direğin, yani trabzanın başındaki yuvaya bir boşluğa olmak üzere buralara hep ikili trabzanla dolduruyoruz. Bakın bir direğe bir boşluğa şeklinde sıranın sonuna kadar geleceğim. Sona geldim. Yine bir boşluk. Burayı boşluk yapıyorum. Sonra bir tane de zincire. Bakın son oyuntu da bu şekilde. Başta böyle başlamıştık çünkü. Yani neydi? Şurada ilk çıktığım bir trabzan. Hemen bir araya banıp yapmıştım. Burada da aynı. Bir zincir, bir araya. Bunun sonucunda yine 19 tane trabzanımız olması lazım. Bakın 19'du burada. Burada da 19'a ulaştık yine. Altının katı artı 1 demiştim. Bundan sonraki adımlar yine
şu V'leri yapma, pufları yapma, kareleri yapma şeklinde devam edecek. Yani aslında bizim modelimiz 1, 2, 3, 4 sıradan oluşuyor. 4 sırada bir tekrar ediyor. Yine bununla ilgili çok güzel çalışmalar var. İster yastık, çanta modeli güzel yapıyorlar. Katiple örersiniz veya kotonikle yine. Hafif bir çanta olabilir. Ya da bluz olabilir. Yazlık örgülerinizin üstü yapabilirsiniz. Yani bir sürü değişik model var. Eğer siz de yaparsanız Instagram'dan yine Nigar'ın Dünyası adı altında Instagram sayfam var. Beni etiketleyerek paylaşırsanız sevinirim. Dışarıdan artık yaz geldiği için cam kapı açık anlatıyoruz. O yüzden çok fazla ses giriyor araya, kusura bakmayın. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.